Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün gelişmelerine geçmeden önce bülten içerisinde yer alan haberlerden bazı başlıkları getirelim ekranlarınıza. Düzce, Bolu ve Sakarya'da gün boyu etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan dondurucu soğuklar yolları buz pistine çevirdi. En düşük sıcaklığın -24 derece ölçüldüğü Bolu'da vatandaşlar buzla kaplanan caddelerde yürümekte güçlük yaşadı. Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı öğle saatlerinde şehir merkezinde de başladı. Düzce'de yurtta okuyan ortaokul öğrencisi yüksek ateş şikayetiyle 112'yi arayınca yoğun kar yağışı nedeniyle deve paletli ambulans girdi. Ortaokul öğrencisi paletli ambulansla okulun yurdundan alınarak hastaneye yetiştirildi. Bolu Dağı D100 Karayolu geçişinde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle tanker ve tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün eski sanayi çarşısında başlattığı Forum Düzce projesi için ön hazırlık çalışmaları hızla ilerliyor. Hissedarların %30'u ile anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma oranı %51'i bulduğunda proje başlayacak. Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde vatandaşlara hizmet veren Belmek bünyesinde açılan yağlı boya ve kara kalem eğitimlerinin verildiği resim kursu sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Soğuk havalarda yünlü kıyafetler tercih edilmesinin ve çok sıcak su ile banyo yapmanın ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olabileceğini belirten cilt hastalıkları uzmanı Doktor Eda Haşal vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bolu Tem otoyolunda kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda koronavirüs hızlı test kiti taşıyan kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Ayrıntılar ve daha fazla haber için Oksijen TV ana haber başlıyor. Sevgili izleyenler, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün eski sanayi çarşısında başlattığı Forum Düzce projesi için ön hazırlık çalışmaları hızla ilerliyor. Hissedarların %30'u ile anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma oranı %51'i bulduğunda proje başlayacak. Düzce'nin turizm anlayışının ekonomiye dönüşeceği, yeni bir marka anlayışının yol haritası olacağı Forum Düzce hak sahipleri tarafından benimsendi. Eski sanayi çarşısında geçtiğimiz yaz aylarında açılan uzlaşma ofisi projenin lansmanının ardından mesaisine başladı. Uzlaşma ofisindeki yetkililer eski sanayi sitesinde dükkanı veya hissesi olan vatandaşları ofiste ağırlayarak en uygun seçeneği kendilerine sunuyor. Düzce Forum Uzlaşma Ofisi'nde vatandaşları ağırlayan Kentsel Dönüşüm Koordinatörü Tunahan İlgün, bazı kişilere ulaşmakta sıkıntı çektiklerini ancak ciddi anlamda katılımla %80 oranında olumlu cevaplar aldıklarını kaydetti. Görüşmelerimiz devam ediyor. İmza aşamasındayız. Tabii gruplar halinde bir imzalaşma, bir sözleşme anlamında çalışmamız var. Bunlar da hızlı bir şekilde ilerliyor. Ay sonuna kadar inşallah hedefimize de ulaştığımıza inanıyoruz. İlk etap bakanlık çalışması anlamında bir çalışmaya gireceğiz. Bununla ilgili de bu ay sonuna kadar yani en azından %30'uyla vekaletini almış bir şekilde nasip olursa girmeyi hedefliyoruz. Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün marka şehri Düzce hedefine projeyle destek olmak istediklerini kaydeden İlgün, projenin başlaması kente karşı sorumluluk olduğunu söyledi. Her aşamasında Başkan Bey'in kontrollerinden geçen, yani kontroldeki kastımız şu, doğru işin yapılıp yapılmaması veya ne kadar güzel olması, bir benimsemek. Tabii bunu Başkan Bey kendi ekibiyle de tartışarak onların gözetiminde yapıyor ve hep bilir kişilerinden fikirler alarak ya da bilir kişilerinin raporlamalarını dikkate alarak yürüttüğü bir çalışma. Her anlamda bir destekçi ki bugüne kadar gelmesi onun sayesinde şöyle bir durum var. Normalde böyle bir proje 2,5 yılda, 3 yılda gündeme hayata getireceğiniz bir konudur. Fakat biz burada yaklaşık 1 yılda yani 14 ay gibi bir sürede ciddi bir konsept, bir proje ki hedefimizde bu projeyle nasip olursa bir ödül hedefliyoruz.
Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde vatandaşlara hizmet veren Belmek bünyesinde açılan yağlı boya ve kara kalem eğitimlerinin verildiği resim kursu sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme kursları açtı. Resim kursları ile hem vatandaşlara resim yapmanın inceliklerini öğretiyor hem de hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. Bu çerçevede görsel sanatı denince akla gelen ilk sanatlardan biri olan resim kursuna da yoğun ilgi gösteriliyor. Ücretsiz olarak verilen eğitimlerde geleceğin ressamlarının yanı sıra kendilerini keşfetmek isteyen vatandaşlara fırsat sunuluyor. Yağlı boya ve kara kalem modüllerinde 2015 yılından bu yana eğitim veren resim öğretmeni Banu Demira, oluşturulan gruplarla farklı modüllerde kursların sürdüğünü, yıl sonunda yapılan çalışmaları sergileyerek Düzce'lilerin beğenisine sunacaklarını söyledi. Kültür merkezindeki resim kursunda 10 kişilik gruplar halinde haftanın 5 günü farklı alanlarda resim eğitimi veriliyor. Sevgili izleyenler, soğuk havalarda yünlü kıyafetler tercih edilmesinin ve çok sıcak su ile banyo yapmanın ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olabileceğini belirten cilt hastalıkları uzmanı Doktor Eda Haşal vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle yaşlı hasta grubunda. Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ile birlikte cilt hastalıklarında da artışı yaşanmaya başladı. Özellikle çok soğuk havalarda üst üste giyilen kıyafetler ve çok sıcak su ile alınan duşlarda ciltte kuruluğa sebep olabiliyor. Atatürk Devlet Hastanesi cilt hastalıkları uzmanı Doktor Eda Haşal cilt kuruluğu ve kaşınma problemi ile ilgili bazı uyarılarda bulundu. Havaların soğuması ile birlikte yaşlı hastalarında sıkça cilt kuruluğu problemi yaşadığını söyleyen Doktor Haşal sözlerini şöyle sürdürdü. Dışarıda da hani ona uygun kıyafetler giyip yünlü kıyafetleri birazcık daha deri temasını azaltmak en azından atopik bünyeli, alerjik bünyeli kişiler için, cilt kuruluğuna yatkın kişiler için önereceğimiz önlemlerden diyelim. Evet, Düzce'de yurtta okuyan ortaokul öğrencisi yüksek ateş şikayetiyle 112'yi arayınca yoğun kar yağışı nedeniyle devreye paletli ambulansı girdi. Ortaokul öğrencisi paletli ambulansla okulun yurdundan alınarak hastaneye yetiştirildi. Yalıca ilçesinde Orhan Gazi Yatılı Ortaokulu'nda öğrenci olan 13 yaşındaki Meze yüksek ateş sebebiyle 112'den yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın zorlukla verilebildiği bölgeye paletli ambulansla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ortaokul öğrencisi M.Z. daha sonra sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla Yalıca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sevgili izleyenler, Bolu'da D100 Karayolu geçişinde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle tanker ve tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor. Bolu Dağı'nın D100 Karayolu ve Tem Otoyolu geçişinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Bolu Dağı'nın özellikle D100 Karayolu geçişinde etkisini artıran kar zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu. Yarım saattir bekliyorum. Zaten yolculuklardan İzmit'ten Ankara'ya gidiyorum. Bu bir doğa olayı yani. Burası dağ, rakımı da yüksek, soğuk. Bura böyle. Yeni olan bir şey değil yani. Hep böyleydi. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun, Allah razı olsun. Bekliyoruz işte. Niye abi? Yol kapanmış. Ben de tuzlama arabaları bekliyoruz. Ya karayolları güzel çalışıyor aslında da şu lazım olduğu zaman da yoklar. İki tane gitti gelmedi şu anda. Ne zamandan beri bekliyorsun abi? 45 dakikayı geçti. Bolu yönünden İstanbul istikametine giden tır ve tankerler D100 Karayolu Elmalık Kavşağı'nda trafik ekipleri tarafından durdurularak geçişine izin verilmiyor.
Karayolları ekipleri Deyüz Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Şu an verilmiyor. Şu an geçişe izin yok. Geçişine izin verilmeyen ağır tonajlı araçların karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından geçişlerine izin verilecek. Evet, bu uyarının ardından kameralarımızı şimdi Sakarya'ya çevireceğiz. Sakarya Oksijen TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Bah şu dakikalarda karşımda. İyi akşamlar diyelim ve hemen gün içerisinde yaşanan gelişmeleri yorumlamasını isteyelim kendisinden her akşam olduğu gibi. Sakarya ve Düzce'de vaka sayıları ile başlayalım hemen. Sakarya ve Düzce'de vaka sayılarında baktığımızda ciddi bir artış gözleniyor. Her iki ilin yetkili mercileri de gelişmelere sürekli vurgu yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye geneli için her fırsatta endişesini dile getiriyor. Siz nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi Özlem, tabiatıyla bundan bir iki hafta önce kış mevsiminin yoğunluğu arttığı sürece özellikle Sakarya ve Düzce'de vakaların artacağı konusunda uyarılar yapılmıştı. Tabii genel ifadeyle Sağlık Bakanı her akşam ulusal televizyon kanallarından, haber bültenleri üzerinden gelişmelere dikkat çekmeye çalışıyor. Yani sadece Düzce ve Sakarya'da değil, genelde ciddi bir artış var. Biraz da mevsim bunu tetikliyor ama biz öncelikle hani bölgede gelişmeleri değerlendirdiğimiz için bu genel durumun dışında Düzce ve Sakarya'daki artışlarla ilgili de yine yetkili mercihler bu artışa vurgu yapıyorlar. Gerçekten maviye geçmesine rağmen Sakarya'da ve Düzce'de gözle görülür ciddi artış var vakalarda. Tabiatıyla arkadaşlar aşı. Bu genelde de yapılan değerlendirmeler bunu gösteriyor. Yerel yetkililer, ilgililer, sorumlular kimse özellikle bunun altını çiziyor. Yani bunu biz de bu bültenler üzerinden defalarca paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Sebebi yeterince o trend yakalanamadı. Yeterince aşı olanların sayısında istediğimiz seviyeyi bir türlü bulamadık. Bu bakımdan ikiyi olmuş olanlar mutlaka üçüncü aşıyı olsunlar. Üçü olmuş olanlar yaşı itibarıyla ya da kronik hastalıkları üzerinden mutlaka hatırlatma aşısını da olsunlar. Mesela tüm bu gelişmelerin yanı sıra Sakarya'dan bir örnek verecek olursak, 1-7 Ocak tarihleri baz alındığında 100 bin nüfusa göre vaka sayısı 324.75 olarak belirlenmiş. Bu gerçekten ürkütücü bir rakam. Bu bakımdan hem mesafe hem efendime söyleyeyim aşı konusuna gereken ilgiyi göstermeliyiz. Bu illetten hep söylüyorum kurtulunacaksa aşıyı yaptıracağız ve öyle kurtulacağız. Tek çaremiz aşı diyelim ve devam edelim dilerseniz. Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleriyle Sakarya'da 2021 yılı baktığımızda sporla dolu dolu geçti. Sakarya halkı da bu etkinlik ve faaliyetlere büyük ilgi gösterdi. Spor müsabakaları, yürüyüş, kamp ve turnuva programlarına 16 bin kişi katıldı. Belediye Başkanı Ekrem Yüce sporun her alanında varız ve olmaya da devam edeceğiz dedi. Yani 2021 yılı Sakarya için spor yılı oldu diyebilir miyiz? Şimdi tabii Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce özellikle sosyal ve kültürel etkinliklere önem veriyor. Ama bunun yanı sıra da 2001 yılı içinde bu sportif faaliyetlere de çok eğildi. Mesela 2021 yılı içerisinde öyle etkinlikler, öyle gelişmelere tanıklık ettik ki gerçekten Ekrem Başkan'ı takdir etmek lazım. Yani işte bu etkinliklerin en önemlilerinden biri Belçika'ydı yanılmıyorsam. Orada Sakarya Bisiklet Şehri unvanını aldık. Belki de Türkiye'de ilk defa oluyor. Bu bakımdan bu gelişme bizim için
ayrıcalıktı. Bunun yanı sıra mesela Spor Ada Vizyon ve Kona Parkuru gibi projeler var ki bu projelerle de Sakarya'nın bir spor kenti olarak dolu dizgin yoluna devam edeceğini varsayıyoruz. Bunun yanı sıra yine adlandıramayacağımız orta ölçekli çok ciddi çalışmalar oldu 2001 yılı içinde. Bunların tamamlayamayan olanı 2022'de bu gelişmelere yer verilecek. Ve Ekrem Yüce bu sporla ilgili gelişmeler konusunda başta Sakaryaspor olmak üzere gereken önemi veriyor. Bu gelişmelerle bizzat kendisi ilgileniyor ve diyor ki Sakarya 2021'de olduğu gibi 2022'de de bir spor şehri olarak, bir spor merkezi olarak yoluna devam edecektir. Evet. Peki Sakarya'dan bu güzel bir haberdi ama yine endişe veren bir haber başlığı var sırada. Son günlerde Sakarya'da intihar haberleri maalesef ard arda gelmeye başladı. Önce Adapazarı'nda bir iş merkezinin çatısından atlayıp intihar eden stajyer avukat Cem Sarı'dan sonra Akyazı ve Hendek'ten de arka arkaya yine intihar haberleri geldi. Bu haberler haliyle endişe yaratıyor ve korkutuyor. Zaten bir virüs belası var başımızdaki canımızı sıkan. Bir de bu haberler. Siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl yorumlayacaksınız? Tabii birkaç gün önceydi. Hilmi Kayın'dan çok katlı bir bina Hilmi Kayın Çark Caddesi girişinde. Biri atladı mı, düştü mü, düşürüldü mü tartışmaları devam ederken sonraki günler anlaşıldı ki stajyer bir avukat atlayarak canına kıymış. Yani tabiatıyla düşündürücü. Stajyer olması iki defa düşündürücü. Hemen bunu takip eden günlerde de Akyazı'da 54 yaşında Rahmi Belli diye biri yine canına kıydı. Yaşa bakıyorsunuz, bulunduğu koşullara bakıyorsunuz, çıplak gözle bakıldığında gerçekten bir anlam veremiyorsunuz. Hani daha bunun şokunu atlatmadan haber bültenlerine bu sefer de Hendek'te 54 yaşında Eyüp A adında bir başka ayrıntıya tanıklık ettik. İntiharla ilgili ayrıntıya tanıklık ettik. Yani Özlem, tabii biz son günlerde, son zamanlarda sanki biraz ölmeyi bayılmakla karıştırıyoruz gibi bir hal var ortada. Ya en kötü koşullarda bile, en kötü koşullarda bile yaşamak en iyisi. Yani hangi psikoloji ile bu yaşanıyor? Hangi nedenler ve etkenler sizi o noktaya sürüklüyor? Bu bizim işimiz değil. Bu işte uzmanların işi, psikiyatristlerin, psikologların işi ama işte orta akılla diyelim ki arkadaşlar yaş ortada. Çok ciddi, ben 3 şeyi de intiharı da araştırdım. Orta yaşlarda birisi avukat, doğruyu ve yanlışı en iyi bilenlerden biri. Diğer arkadaşların özel hayatlarına şöyle bir geçmişlerine baktım. Yani intiharı tetikleyebilecek herhangi bir bölüme rastlamadım. Mutlaka bizim bilmediğimiz, yani bir insanın canına kıyması öyle kolay bir şey değil. Bizim bilmediğimiz sebepler, etkenler vardır ama bir kez daha söylüyorum. Çıplak gözle, orta akılla. Yani etmemeliler, bu yaşlarda intiharı tetikleyebilecek, sizi intihara sürükleyebilecek hangi nedenler kardeşim, yapmayın etmeyin. Bu gelişmelerin özden bir başka boyutu daha var. Yani bizim inancımıza göre, bizim inancımıza göre kendi kendisinin biri canına kıyarsa bu affedilmeyen suçlardan bir tanesi. Bunu Allah bilir. Tabii böyle bu türden gelişmelerin hemen akabinde bunları söylemek kolay değil ama maalesef böyle. O açıdan lütfen en kötü koşullarda bile, içinden çıkamadığımız en ciddi sorunlarda bile yaşamın bir ayrıcalık olduğunu, önemli olduğunu lütfen hatırlayalım.
Her şeye rağmen yaşamak güzel. Bölge gündeminden çıkalım dilerseniz. Türkiye gündemine bakalım ki son günlerde en çok konuşulan konulardan biri. Sezen Aksu'nun 2017 yılında yine müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısındaki Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem'e sözleri, şarkının bu sözleri büyük tartışma yarattı. Sanatçısından siyasetçisine büyük kesim sanatçıya yine tepki gösterirken ünlü isimlerden de kimi destek oldu tabii ki. En son Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır açıklaması yapıldı. Siz nasıl yorumlayacaksınız bunu? Tabii bu 2017 yılında aslında 2017 yılına ait bir şarkı. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal mecrada paylaşılmış herhalde. Özlem, bizim sanatçılarımıza tuhaf şeyler oluyor. Bildiğiniz gibi dün akşamdı herhalde. Yani Bülent Ersoy çıkıyor. Anıtkabir'i ziyaret edeceğim diye yine sıra dışı tavırları, gereksiz efendime söyleyeyim yorumları, değerlendirmeleri ile gündeme geliyor. Şimdi daha üzerinden çok geçmeden Sezen Aksu yani öyle bir laf ediyor ki şarkı sözleri üzerinden öyle bir gaf yapıyor ki yani yenilir yutulur cinsten değil. Tamam, sanatçılar biraz sıra dışıdır. Sanatçılar biraz özgür olmalı. Ama kardeşim yani çoğumuzun Müslüman olduğu bir toplumda, çoğumuzun İslam dinine sıkı sıkı bağlı yaşadığımız bu ülkede siz Havva ile Adem üzerinden işte cahil ifadelerini kullanırsanız çok yoğun tepki alırsınız. Siz kim oluyorsunuz da bu ifadeleri kullanıyorsunuz? Yani siz şöyle etrafınızda bir dönüp bir bakın, kimlerle kalıyorsunuz, kimlerle yatıp yuvarlanıyorsunuz? Hangi kültürden etkilendiniz, etkileniyorsunuz da bu paylaşımları yapıyorsunuz? Yoksa yaşınızın ileri olması üzerinden bir takım psikolojik sıkıntılar mı yaşıyorsunuz? Ya da siz unutulmaya yüz tuttuğunuzu bu tür sıra dışı gelişmelerle mi akıllara kazıyorsunuz? Yani bu çok hoş olmadı. Kaldı ki Sezen Aksu da dün akşam çok ağır eleştirdiğimiz Bülent Ersoy'u da sevilen, sayılan sanatçılar arasında. Biz bunların sanatına, söylediği parçalara, müziğine falan laf etmiyoruz. Sadece tavırları, sadece ipe sapa gelmez, bu toplumun büyük bir bölümünü inciten yorumlarına itirazımız. Peki Sayın Bağ, şimdi sizi bırakmayacağız. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum ama havalar soğudu. Yine özellikle gribal hastalıklar ve mevsim hastalıklarının Covid'le olan benzerliği ve vaka sayılarındaki artış, az önce buna da değindiniz. Sakarya ve Düzce'yi kıyaslayarak konuştuk ama bunları ve daha fazlasını şu anda stüdyoda sizinle birlikte olan konuğunuz Sakarya Bilgi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Aydoğan Arslan cevaplayacak. Önce kendisine bizler de hoş geldiniz diyelim ve sözü size bırakalım efendim. Buyurun. Evet sevgili seyirciler, Özlem Ağboğan'ın da belirttiği üzerine ana haber bültenleri içine zaman zaman konuk alıyoruz. İşte o konuklardan biri, benim de çok yakından tanıdığım kardeşim Doktor Aydoğan Arslan, Bilgi Hastanesi Başhekim Yardımcısı. Aydoğan Bey, şimdi Covid ve Omikron denilen bir illet var. Bunun gölgesinde belki biraz sohbet edeceğiz. Mevsim hastalıkları denilince biz ne anlamalıyız? Bu hastalıkların birbirinden farkı ne? Bunların tümünün COVID ve Omikron'la bir bağlantısı var mı? Çok hızlıca bir toparlarsam, aslında soğuk algınlığı, grip ve bakteriyel enfeksiyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine çok benzer ve halk tarafından da çok
karıştırılır. Karıştırılması da normal çünkü bulguları birbirine çok benzer. Efendim, ortak olarak çoğunda ateş vardır, vücut kırgınlığı vardır, işte boğaz ağrısı vardır. Bazılarında işte bununla beraber burun akıntısı vardır, öksürük vardır. Ama ortak noktaları çok fazla olduğu için bunlar birbirine karıştırılırlar. Peki nasıl, neyle ayırt ediliyor? Sebepleriyle ayırt ediliyor. Özellikle soğuk algınlığı ve gripin sebebi virüs dediğimiz mikrop çeşididir. Soğuk algınlığı, yani nazofarenjit dediğimiz hadisenin rinovirüsler, koronavirüsler, adenovirüsler, VSV dediğimiz virüs, bunlar daha çok soğuk algınlığı semptomlarını ortaya çıkartırlar. Korona da aslında bunlardan bir tanesi. Şimdi omikronu sordunuz, omikronun da ne olduğunu anlatacağım. Bunlara hemen hemen aynı bulguları veren grip, yani influenza virüsleri de vardır. Bunların da tipleri var. O da A, B, C diye gidiyor. Ama insanlar bunları daha çok diğer isimleriyle daha fazla tanıyor. Nasıl tanıyor? Şimdi ben söylediğim zaman aa diyeceksiniz. Domuz gribi dediğim zaman hatırlıyorsunuz değil mi? Hı hı. Geçmişte SARS dendi, domuz gribi dendi. Şimdi kuş gribi, kuş dedi, gribi dendi. Evet. Mesela İspanyol gribi, gribi desem, İngiliz çok gribi desem, olmuş, Asya gribi desem. Yani insanlar genellikle farklı isimlerle ama aynı mikropları ama hayvanlarla olan ortaklaşa, mesela domuzla insanda hastalık yapan tipine domuz gribi demişler. Hmm. Kuşla insanda yapana işte kuş gribi demişler. Mesela parainfluenza var, köpeklerle insanlarda yapıyor hastalık. Peki bu hani işte adlandırıyoruz ya, kuştu, domuzdu, sakstı vesaire. Ama bu grip türlerinin şeyi aynı değil mi? Virüsü aynı. İnfluenza, bu türün virüsü aynı. İnfluenza virüsünün alt grupları. Anladım. İsimleri ama, biz şeye göre, zamana göre, evet, gelişine göre değiştiriyoruz. Evet, biz onlara insanoğlu çeşit çeşit, ama mesela mikrobun şeyi aynı, menşei aynı. Aynı aileye mensup, öyle söylemek lazım. Oysa bu korona ilk çıktığından itibaren virüslerin ortak bir özelliği vardır. Bir de asıl şunu söylemek lazım. Devamlı değişirler. Bu değişkenliklere çeşitli isimler veriliyor. İşte mutasyona uğramak, varyantları gibi şeyler söyleniyor. Şimdi diyelim ki bu değişmeyi olduğu anda bunu fark edildi mi, diğerinden farkını belirtebilmek için isimlendirme yapılıyor. En son yapılan isimlendirmeler de Yunan alfabesine göre yapıldığı için, işte bu delta virüsü, omega virüsü falan filan denmesinin sebebi bu. Şu andaki omikron da gene Yunan alfabesinden bir harf aslında. Peki en omikronla korona konusunda biraz daha sohbet edeceğiz ama mesela o mevsim hastalıkları denince grip, soğuk algınlığı, bir takım şeyler söylediniz. Birbirinden farklıdır aslında. Ama belirtiler, bulgular birbirine çok yakındır. Doğru mu? Doğrudur. Peki bunlar da tedavi edilirken de kullanılan ilaçlar ortak mı? Çoğunluğu. Çoğu ortak değil mi? Evet. Yani bir ilaç bunların tamamı içinde kullanılabilir mi? Öyle değil. Yöntem diyelim. Hı-hı. Mesela isimlendirdiğim gibi bunlar mikropların içinde virüs denilen aileye mensuplar. Hı-hı. Antiviral dediğimiz, yani virüslere etkili olan ilaçlar sonuçta hepsinde kullanılır. Hı-hı. Ama yani bütün hepsine aynısı fayda eder mi? Etmiyor tabii ki. Yani antibiyotik var. Antibiyotik neye karşı kullanıyoruz? Bakterilere karşı kullanıyoruz. Peki bütün bakterilere tek bir antibiyotik etki ediyor mu? Etmiyor. Nasıl ki farklı farklı bir sürü antibiyotik varsa, bir sürü de antiviral var. Peki ilaç kullanmadan bunların geçme süresi var mı? Yani ilaç kullanmadık, grip ya da soğuk algınlığı bir süre sonra geçer mi? Birçoğu geçer. Yani tarih boyunca antiviral kullanılmamıştır yani. Birçoğu geçer. Ama bunlardan korona bir ayrıcalık teşkil etti. Yani son zamanlarda işte bu bütün dünyada pandemi yapması, yani bütün dünyaya yayılması,
hızla akciğere yayılması, akciğerde hasar bırakması, damarlarda hasar bırakması, işte damarlarda yaptığı hasar nedeniyle çeşitli damar tıkanıklıklarıyla seyreden başka sonuçlara varılması, enfarktüs gibi, akciğer tıkanıklığı gibi, damar tıkanıklığı gibi sonuçlara var olması nedeniyle korona tabii bunların hepsinin önüne geçti. Peki Aydoğan Bey, hani biz COVID denilince... COVID, korona aynı şey. COVID, korona aynı şey. Hı hı. Bu denilince aklımıza mesafe geldi, işte ne bileyim... Zaten... Hijyenik koşullar geldi, aşı geldi. Hı hı. Şimdi bunun bir başka varyantı kabul edilen omikron var. Omikron. Aynı bu tedbirleri... Aynı sürdürmemiz şekilde. Ve devam etmemiz mi? Ve aynı duyarlılıkla mı devam etmemiz lazım? Aynen öyle. Ben az önce içeride de size bahsetmiştim. Biz geçen sene insanlar sıkı sıkıya maskeyi kullandığı, mesafeye dikkat ettiği dönemlerde bu normalde rastladığımız soğuk algınlığı ve grip çok azaldı. Hmm. Neden çok azaldı? Çünkü insanlar toplu yerlere girmediler. Birbirlerine yakın durmadılar. Maske taktılar özellikle. Maske inanın sizi başkasından korumak için değil. Aslında toplumu siz korumuş oluyorsunuz. Kendinize bariyer koymuş oluyorsunuz. Hmm. Sizdeki mikrobun dışarıya çıkmasını engellemiş oluyorsunuz. Dışarıdaki mikrobun içeri girmesi engellemek o kadar kolay değil. Ama sizdekinin dışarı çıkmasının %95'ini, belki %96'sını engellemiş oluyorsunuz. Bu önemli bir şey. Bu da hastalıkların yayılmasını engelledi. Hem koronayı engel oluyor, hem de diğerlerini engelledi. Peki. Şimdi bu sene mesela biraz gevşetildi. İş gevşeyince, mesela şu anda hastalıkların çok artmasının sebebi, insanların bunları gevşetmesi, kendilerinde bir maskeyi takmama gerek yok. Bir rehavete yok. Mi kapıldık biz? Aynen. Böyle tamam, aynen. COVID gitti, gitti doğrusu, falan diye. İşin doğrusu o, işin değil doğrusu mi? Bu. Sorun bizde yani. Tabii, işin doğrusu bu. Yani insanlarımız sadece burada değil, belki de bıktılar. Belki de ne olursa yoruldular. Olsun dediler. Belki yoruldular, belki sıkıldılar ama az kaldı aslında. Biraz daha sabretseler bitecek çünkü. Yani bunun hepsi bitmiştir. Bunların hepsinin süresi vardır. Birazcık daha sabırlı olmaları lazım. Yani maske ve mesafeye lütfen riayet etsinler. Aşılama çok önemli. Aşılama önemli. Aşı dediniz. Aşılama çok önemli. Elimizde büyük bir silah bu. Yani hasta olmayacaksınız manasına gelmez kesinlikle. Bak bunu yanlış anlaşılmasın. Ha, aşı olsanız da bir hastalık olabilir. Riski var ama çok az. Bak. Bakın olayı şöyle anlatayım. Hı hı. Diyelim ki aşısız iseniz, ben aşısızım, siz hastasınız. Benim hasta olma olasılığım neredeyse %100 bu mesafede. Hmm. Belirli bir dakikadan sonra aynı ortamda kaldık mı hasta olmam neredeyse %100. Aşılıysam bu oran %10'a düşüyor. Ama yani müthiş bir şey ya, değil mi? %90 gene yırtabiliyorum. Üstüne üstlük aşılıysam, hasta olsam da, hasta olanların diyelim ki %3'ü ölüyorsa, ben aşılıysam bu %1'e düşüyor. Peki mevsim hastalıkları diye başladık ya sohbete. Evet. Arkadaş, ben mevsim hastalıkları şikayetlerim var ve... Hı-hı. Herhangi bir tedaviye, herhangi bir doktora gitmeme gerek yok yanılgısı yaşanıyor mu toplumda? Yani adam COVID ya da omikron dur ama şeyler birbirine benzediği için o konuda neler söyleyeceksiniz? Şu anda, çok keskin şeyi nasıl ayıracağız, çizgiyi? Şu anda keskin bir çizgiyle ayırmak mümkün değil. İnsanlar o yüzden kendilerini bir nevi aldatıyorlar. Birçok insan... Mesela boğazlarım ağrıyor, ya kırgınlığım var, basit biraz bir griptir. Ateşim var ama ben gripimdir canım, ben gidip test yaptırmayacağım diyor. Çünkü test yaptırırsa kısıtlama geleceğinden korkuyor. Test yaptırırsa
dışarı çıkamayacağından çekiniyor. Test yaptırırsa işine gidemeyeceğinden çekiniyor. Yani bu çekincelerden dolayı birçok insan da gidip testini yaptırmıyor. Yani söylediğinizden şunu anlıyoruz. Arkadaş, siz grip anlayışı ile bile yaşasanız belirtiler titremeydi, ateşti, boğazdı. Şu anda mesela sıkıntılar başladığında gideceksin doktora muayenini olacaksın. Bakın mesela omikronun en çok yaptığı şeyler boğaz ağrısı, şu anda yutkunma güçlüğü, vücutta kırgınlık hissi, ateş. Yani bu şikayetleriniz varsa gidin testinizi yaptırın, lütfen yaptırın. Yani hani meşhur bir klişedir. Kendinizi düşünmüyorsanız etrafınızdakileri düşünün diye. Yani bence siz kendinizi düşünün. Peki kış mevsiminin etkileri var mı? Tetikler mi? Tetikliyor mu? Artar mı? %100 var. Yani %99 demem. %100 var kış mevsimi. Kış mevsiminin niçin var? Bir, vücut direnci düşüyor. Vücut öz enerjisinin büyük çoğunluğunu kendini ısıtmak için kullandığından dolayı kendini korumak için kullandığı enerji miktarını kısmak zorunda kalıyor. Hangi yaşam şeklini seçelim? Ne yapalım? Mevsimler kış, kalın mı giyinelim? Terli mi, su sokağa çıkmayalım? İşte yediğimize, içtiğimize dikkat edelim. En önemli şeylerden bir tanesi toplu yaşanılan yerlerde çok uzun süre kalmamak lazım. Çünkü bilemezsiniz. Yani oraya gelen kişiler gerçekten hastalık mikrobu taşıyor mu, taşımıyor mu? Bunu bilmemizin imkanı yok. O yüzden toplu yaşanan yerlerde çok fazla kalmamak lazım. En önemli kriterlerden bir tanesi bu. İkincisi, kalmak zorundaysanız çabuk terk etmeniz lazım. Çok uzun süre kalmamanız lazım. Çünkü süreyle de bağlantısı var hastalığı kapmanın. Üçüncüsü de mümkün olduğunca maske takmanız lazım. Yani bir şikayetiniz olsa da olmasa da bu maske şart. Şart. Mesafe şart. Şart. Toplu yerlerden uzak durmak şart. Şart. Bunun ötesinde aşılı olmanız gerekiyor. Hatta ben birçok hastama normal grip aşısında yaptırıyorum. Anladım. Şeyi de yaptırıyorum. Yani bunlar bunun yanında ne söyleyeyim? Çok basit bir şey söyleyeyim. Üşünmemeye gayret etsinler. Yani vücut kendini ısıtmak için çok fazla enerji sarf etmek zorunda kalmasın. Terleyecek kadar sıkı değil ama üşümeyecek kadar İyi giyinmemiz lazım. Bir de bol sıvı tüketmemiz lazım. Evet. Bunu söylemek bol istiyorum. Sıvı sadece kış mevsimi için değil, her mevsimde şart. Evet, ama bu şimdi özellikle bolca meyveyi Allah-u Teala bizim memleketimize vermiş. Evet. C vitamini yüksek olan meyvelerden bolca yiyin ve sıvı tüketin lütfen. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili hocam, sevgili kardeşim. Sevgili seyirciler, ana haber bülteni içinde konuğum Doktor Aydoğan Arslan idi. Tekrar Düzce stüdyolarına Özlem Ağoğlu'na dönüyoruz. Evet, Sakarya stüdyolarında, Oksijen TV stüdyolarında Ahmet Bağ'ın konuğu oldu. Sakarya Bilgi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Aydoğan Arslan, mevsim hastalıklarının COVID'le olan benzerliğini ve yine dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, paylaştı bizimle. Devam edelim bizler Bolu'dan bir haberle, kar haberleriyle devam edeceğiz. Malum gün boyu kar yağışı devam etti. Bolu'da kar yağışı sebebiyle TEM otoyolunda 20 araç ve 4 tır birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndü. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza TEM otoyolu 4 divan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle TEM'in Ankara yönünde seyir halinde olan 20 araç ve 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Çok fena kaza oldu. Kaza sebebiyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılma çalışması başlatıldı.
Düzce, Bolu ve Sakarya'da gün boyu etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan dondurucu soğuklar yolları buz pistine çevirdi. En düşük sıcaklığın -24 derece ölçüldüğü Bolu'da vatandaşlar buzla kaplanan caddelerde yürümekte güçlük yaşadı. Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı şehir merkezinde de devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de olduğu birçok ile kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Bu uyarının ardından Düzce'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde karla karışık yağmur öğlen saatlerinde yerini lapa lapa kara bırakırken bazı bölgelerde de tipi şeklinde devam etti. Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşırken köy yollarının ulaşıma kapanmaması için Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri teyakkuza geçerek bölgelerde çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre Düzce'de kar yağışının 27 Ocak Perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Bolu'da geçtiğimiz hafta sonu boyunca etkili olan ve kent merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı il genelinde dondurucu soğuklar yaşanmasına neden oldu. En düşük hava sıcaklığının -24 olarak ölçüldüğü kentte yollar buz pistine döndü. Vatandaşlar buzla kaplanan caddelerde yürümekte güçlük çekerken su borularında buz sarkıtları oluştu. Cadde üzerinde iş yeri bulunan esnaflar müşterilerinin düşmemesi için kendi imkanlarıyla buzları kırarak yol kenarına attı. Kar yağışı bittikten sonra aşırı soğuktan dolayı buzlanmalar oluştu, sarkıtlar. Don yani çok soğuk koşullarda yaşıyoruz şu an. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde de etkisini artıran ve kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulan kar şehir merkezinde de başladı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken bir haftalık hava tahmininde en düşük sıcaklığın -6, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması tahmin ediliyor. Tem otoyolunda kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda koronavirüs hızlı test kiti taşıyan kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza Tem otoyolu Bolu Batı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mehmet K yönetimindeki koronavirüs hızlı test kiti taşıyan kamyon kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Mehmet K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönündeki ulaşım iki şeritten kontrollü olarak verildi. Ve bültenimizin sonunda her akşam olduğu gibi hava durumu var. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre ilimizde ve bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara kar yağışlı 1 derece, Bolu kar yağışlı -1 derece, Düzce kar yağışlı 2 derece, İstanbul 7 derece ve Sakarya kar yağışlı 5 derece olacak. Evet, ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmeleriyle her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.